Evet, konuğumla konuşacağız bu önemli konuyu iş güvenliği uzmanı Ozan Ergin bize anlatacak. Herkes maske takıyor çünkü maske takmak hayati önem taşıyor senin de söylediğin gibi ama her taktığımız maske ne kadar güvenli o önemli. Aslında altını çizmek istediğimiz nokta bu zaten. Piyasada dolaşan siyah maskeler var, onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Aslında bakın bu siyah maskeleri incelediğimizde sadece düz, basit bir kumaştan yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu maskelerin insanları koruyacağına dair herhangi bir standart kesinlikle söz konusu değil ve kesinlikle de sağlıklı değil. Evet, görüyoruz elinizde şu an normal bir kumaş alınmış, kesilmiş değil mi? Kesinlikle. Ve herhangi bir koruma özelliği de yok gibi görünüyor. Yani önemli olan ağzımızı kapattık, tamam oldu bitti mi? Aslında tam olarak öyle değil. Çünkü bakın eğer ki sizi koronavirüse karşı koruyacak uygun standartta bir maske kullanmadığınız zaman şu riskler çok önemli. Birincisi doğru kumaştan ve doğru malzemeden yapılmadığı için virüsü ve diğer bakterileri, tozları geçirme riski var. Çünkü sonuçta virüsün bir tane boyu var ve o tane boyunun maskeden geçmeyeceği şekilde sık aralıklarla olması gerekiyor. Bu en önemli unsurlardan bir tanesi. İkinci en önemli unsurlardan bir tanesi de zaten sizi korumuyor. Dışarıdan alacağınız virüse karşı bir de onun yanı sıra sürekli nefes alıp verdiğiniz için içi sürekli nemleniyor. Hem dışarıdan virüse karşı sizi korumuyor hem de belirli aralıklarla bu maskeyi çıkarmak istediğinizde havada dolaşan virüsler üzerine daha da iyi bir şekilde yapışabilir ve onun yanı sıra siz elinizle değdiğinizde de rahatlıkla enfekte olabilir. Bu en önemli risklerden bir tanesi. Dolayısıyla bu maskelerin kullanılmasını tabii ki kesinlikle önermiyoruz. Şu an piyasada gördüğümüz ya da vatandaşlarda takarken gördüğümüz her siyah maske için aynı şeyi söylemek doğru mu? Aslında standartlara uygun olan maskelerde olabilir. Ama bir bakışta zaten kolaylıkla anlayabiliyorsunuz onun düz bir kumaştan özensizce kesildiğini ve üretildiğini. Bir kişinden bile anlaşılır ki bu normal bir tekstil kumaşı. Bunu makineyle bu şekilde iki yeri birleştirmişler. Kulaklara takmak için böyle bir yer açmışlar. Çok belli zaten bu. Peki ne olmalı maskenin standardı? Tabii şu anda virüse karşı en etkili koruma yöntemi maskelerde N95 standardındaki maskeler. Onlar da çoğunlukla doktorlar tarafından sağlık sektöründe kullanılıyor. Sürekli enfekte olan hastalarla çok sık irtibat halinde oldukları için. Fakat o maskeleri de yoğun bir şekilde halkın ulaşması çok mümkün görünmüyor kısa vadede. Kullandığımız beyaz... Şu anda evet bizim şu anda kullandığımız beyaz maskeler nispeten bunlar içerisinde en uygun olan. Çünkü bunların belli bir standardı var, belli gözenek boyutları var. En azından dışarıdan karşı gelebilecek virüse karşı halkın en yaygın kullandığı, bizi en iyi koruyabilecek maskeler şu anda bunlar. Peki maskemizi taktık, doğru maskeyi de taktık. Bu da yeterli mi? Ne yapmak lazım? Yani maske takarken ya da çıkartırken ne önerirsiniz? Şimdi tabii ki maskeyi takarken ve çıkartırken ne yaptığınız çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle sadece ben maske takıyorum bu benim için yeterli dememelisiniz. Çünkü maskeye belirli aralıklarla mutlaka zorunlu kalıyorsunuz ve dokunuyorsunuz. Dolayısıyla eldiven takmanız şart. Mümkünse aslında iş evden çıkarken başlıyor doğruyu söylemek gerekirse. Siz dışarıya çıkarken mutlaka uygun bir şekilde ağzınızı burnunuzu kapayacak şekilde maskenizi takacaksınız ve eldivenlerinizi takacaksınız. Daha sonra dışarıya çıktığınızda çeşitli yerlere dokunuyorsunuz, havadaki virüsü alıyorsunuz ister istemez ve enfekte olan virüsler mutlaka maskenize de eldivenize de bulaşıyor. Dolayısıyla yapılabilecek en sağlıklı şeylerden bir tanesi mecbur kaldığınızda maskenizi çıkarmak istediğinizde elinizin temizliğinden eminseniz bir elinizden eldiveninizi çıkartın ve daha sonra maskenizi düzeltip mümkün olduğu kadar da cildinize ve ağzınıza burnunuza temas etmeyecek şekilde kullanmanız gerekiyor. Kullandığımız maskeyi de atmaya dikkat edeceğiz. Çok teşekkür ederiz aldığımız bilgiler için. Şimdi tekrar sözü size bırakıyoruz. Gamze teşekkürler.